Merhaba sevgili satranç severler. Yeni bir pratik dersimize hoş geldiniz. 3 artı 2 deneyelim. Evet. 3 artı 2 maçımız başladı. Arkadaşlar bu akşam 21.30'da YouTube'da canlı yayında size güzel bir konu anlatacağım. Oyun ortası ile ilgili strateji. Akşam 21.30'da canlı yayını kaçırmayın. Aç gözünü seyret, tekrar yok bunun. Evet, D4'teki piyon rakibi de baskılayan bir piyon aslında. Merkezde şimdi F5 sürmeye çalışacak. O yüzden şu fili almalıyım ben. Çünkü ben de F5'e tepki verebilirim gerekirse. Şu at B3 alalım. F6 süremiyor şu an için. Aslında D5'te parçalama yapabilirim ben de. Merkezde bir parçalama. Konumda açmaya çalışıyorum. Fil çiftim var sonuçta. Bakalım nasıl tepki verecek. Şimdi D5 alırsa F5'i alabiliyorum. Yani E5'e EF5 alıyorum. D5 de düşüyor sonra. Evet, bunu alalım. Şimdi F6 sürmek istiyor. Benim de şimdi gelişim anlamında bir sıkıntım var. F6 ciddi bir tehdit. Peki biz F6 oynasak biraz zayıflık oluşuyor, fakat G6'yı alınca alacağım. Vezir G4'de vezir E8 oynayacağım. Şimdi vezir E8. Şimdi E5 istiyorum. Acaba o E5 sürer mi? Ben olsam sürebilirdim. Çünkü F5 atı 4 geleceğim. Evet. Şimdi fil D7 gelsek. Fil B5 istiyorum. At biraz garip yerde kaldı. At G5'e gelemiyor. Buna vezir F2 oynar mı? O zaman E5'i alırım. Şimdi E5 piyonuna baskı yapmak istesem, önce bir vezir D3 gelsem, vezir C6, vezir D3 nereden çıktı ya? C2'ye saldırsam. Evet, gelişimde sıkıntısı var halen. Gelişemedi taşlarını. Ben tek kaleleri oyuna sokacağım. Şimdi C2 alsam kale C1'e, B3'ü de alırım, B2'yi de alırım. Kale D4 alırsa B2 veya B3 almak yerine kale D8 geleceğim. Kalelerim de oyuna girsin artık. A7'yi alsın, hiç önemli değil. Fil C6 oynayıp B7'yi tuttuktan sonra B2 ve B3'e saldıracağım. Zaten kale D1'lerim var. Evet, gelişim çok önemli arkadaşlar. Yani materyalden daha önemli olduğu çok fazla örnek var. Gelişimin tamamlanması, gelişimin bitmesi bir piyondan daha değerli çoğunlukla. O yüzden gelişimimizi tamamlamalıyız. Evet, şimdi fil G5 oynadık. Kale D5 oynayıp E5'e baskı yapabilirim. Kale C1 oynarsa orada kale E5 alabilirim aslında.
Ya da vezir C5 şah çeksem. E5 yine gidiyor aslında. Fil C6 da ilginç. Şöyle bir C dikeni kapatsam ben. Şimdi E5'e saldırı yapacağım. Vezir F2 oynarsa alıp kaleye. Kale D3. Kale A8 bile oynanabilir. Vezir F2, kale D1 de vardı. Ha, şimdi kale D5 yapsam. E5'i almak istiyorum. Kale A'yı da alamıyor. Kale D1 var. Fil E5, kale E5. Bunu da şimdi kale D2 inecektim. Fil G5'teyken D2'yi engelliyordu. Şimdi artık serbest kaldı. Kale G2'ye çare yok. Terk. Evet, görüyorsunuz taşların etkinliği ne kadar önemli. Yeni rakip diyelim. Evet, C4 oynayalım. İngiliz. Bakalım nasıl oynayacak. Şimdi C6 mı, E6 mı? G6 oynadı. G6 sistemleri daha çok seviyorum ben. Beyazla oynamayı. İngiliz'de. E3 at G2 çok hoşuma gidiyor. Ama burada E3 at G2'de C6 D5 hemen oynuyorlar. Belki de D3'lü oynamak da olabilir. Bunu alacağız. Şimdi burada karar vermem gereken durum şu. Eve sürdürmeli miyim ama atla aldığı için zaten şimdi at B4 gelirse D4 var. Rokumuzu atalım biz. D4 her zaman oynayabiliyorum. Fil F5 oynayabilir. Ona da yani D4 yine oynayabiliyorum. At C3, Bc3 alırsa bunu at D4 tabii ki. Burada çekinmiyoruz bu piyon yapısından. B2'ye açık. Bu fili gelişimi kolay olmayacak. B7'ye baskı için şimdi kale B8 mesela at kalktığında at C6 fikirlerim var. Şimdi fil A3 gelsek vezir A5'e vezir B3 geliriz. Bir baskımız var. Bu piyon yapısı bozuk gibi duruyor. Ki bozuk zaten. Ama burada fil B4 de düşünmüştüm ama vezir B3. Şimdi atı açtığı zaman fil B4 oynamayı düşünüyorum. Fil E6 gelemiyor. D4 atım çok kuvvetli. C5 sürdüğünde bu çaprazda bir baskı kuruyorum. Yine yeşillendi. Kıvancın Tahtası adlı şarkıyla sizlere armağan etmek istiyorum arkadaşlar burada. Nasıl gelişecek siyah? Buna karar vermesi gerekiyor. Taşların nereye çıkacak? At C5 oynadı. Vurdu ve gol oldu. Şimdi vezir C4 oynasam. At E4. Oynayamaz. Oynayalım bakalım. At E4 oynayamaz dedik ama ya oynarsa? Abu, biz onu görmedik. Nettik. Nettik arkadaşlar. Abo, ne yapacağız? Ya ne güzel de konumumuz vardı. Vallahi A3'ü görmedim. Yapacak bir şey de yok gibi duruyor. Alalım bari ya. Yani bunu da kurtarırsam artık başka da bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar. Piyonları azaltmaya çalışıyorum.
Vezir F4 mü gelseydim ya, şu kalede değişseydim. 3 taşa kale de yani. Piyonları azaltmam lazım. Birkaç numara yapmaya çalışalım. Zamanını azaltalım. Yaşasın. Çıkmadık candan, umut kesilmezmiş arkadaşlar. Şimdi ilki tamam. Kandırdık. Bir dakika. Kale abi gelip A7'yi alamıyorum. Vezir C4 oynuyor. Böyle gelsem. Kale B8 istiyorum. İlk kandırma işlemi tamam. Şimdi iki file kale oldu. Hop, bunu da gelelim. Şu A7'yi alırsam var ya. A7'yi alırsam da nasıl alacağım ya? O A7 canımı sıkıyor. E4 oynasam. Fil C3 alacak. Şaha saldıralım ya. Yani kandırdık ilk seferde ama halen kayıp konum. Şöyle şu piyona ve bir file alacak şekilde feda yapmam lazım. 2'ye 4 vezir fil konumunu oynamam lazım. Gel böyle. Vallahi aldı gidiyor. Yapacak bir şey yok. Oo, file 5 de yedik. File 5 yesek neyse de bu daha güzel oldu yani. Mat yedik. Çırpınları da Karadeniz. Ve fil F3 koyacak. Tamam. Çırpınları da Karadeniz adlı şarkıyı Kıvanç Bey'e armağan ediyoruz. Nasıl uyuduk mafili ya? Kadar kötü konum ki. Çare gelmez ağlamaktan. Ne yapacağım arkadaş? Konum kötü yani. Herhalde fil çiftiyle kazanır ya. Gitti ya, ciğerimiz gitti, 7 puan. Aman Allah'ım. Magnus Carlsen'in ikiziyle oynuyorum arkadaşlar. C4. Bu sefer taşı uyumayacağım. Hayda.
Ne işin var çayda? Demişler. Böyle garip bir şey oynayalım. At C2. Alalım. D4. Hadi bakalım. Magnus, ben de böyle oynuyorum. Şöyle bir gelelim. Okumuzu da atalım. Şu Fg5'e de gelelim. D5'e baskı yapacağız. Vezir D2. H6 oynarsa file 3 mü gitsem acaba? Bir H3 oynayalım. Şimdi E3 de oynayabilirim aslında file F6 alıp. Evet, kapalı konum sonuçta. Şimdi kale F1 gelmek istiyorum. Vezir kanadından oynayacağım. Magnus'cum vezir kanadından oynamayı teklif ediyorum. Güzel. At A4, at C5 oturma şansım var şimdi. At A4. Şöyle bir kale C1 gelelim. Bir dakika ya. At çarpı B3 olur mu? Yani alacağından değil, kötü hamle ama hızlı oynamayalım, zamanımız çok. ...2560'ın üstünde kalalım bir. Bir de akşam 7-8 arası Twitch'te yayın yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Kale F'ye C1 gelelim. C5'e ya da B6 sürerse C6 karesine bakacağım. At B4 oynayacağım. At B4 de aslında çok hoşuma gitmese de hadi gelelim ya. At A3 at B5 oynayabilirim aslında. B6'yı zayıflatmak amaç. A6 sürsün. Atlar ne güzel köşede dizilmiş. Ha, ona fil F1 gelmek istiyorum da şöyle bir oynamak zorundayız. Fil E'de oynarsa at C2 geri döneceğiz. B5 oynarsa A5 boşta gerçi ama aha şimdi at B4 de oynayabilirim burada ya. Bu da güzel. Fil B5 istiyorum. Acaba kaliteyi verir mi? H3'ü alma pahasına kaliteyi verir mi Magnus? Ne oluyor ya? Abo. Ya ben niye kaleci altı flash görmedim? Neyse Çin versiyonu değilmiş. Gerçek Magnus'muş. Aldım bunu da. Bu nasıl olabilir ya? Bu bildiğin gerçek Magnus. Mat olduk. Ama çok güzel mat etti. Tek kelimeyle harika mat etti arkadaşlar. Hak ettik mat olmayı, mat olalım. Tebrik ediyorum Magnus'u. Çok güzel yendi. Bu kadar yeter arkadaşlar. Şimdi birazdan derse başlayacağım. Sizleri seviyorum. Akşam 9.30'da görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.